Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Sergio Hocanız. Bugün hap denemeleri ikinci TET denemesiyle karşınızdayım. Değerli arkadaşım sınav öncesi ilaç gibi gelecek sorularla karşındayım. Ama öncelikle görevin biliyorsun değil mi? Videonun altındaki pdf'yi indiriyorsun. Sorulara önce sen bakıyorsun. Sonra burada gelip benimle beraber çözüyorsun. Tamam mı? Şimdi hazırsanız haydi gelin başlayalım. Birinci sorumuza geldiğimizde şekildeki altıgenin köşelerinde üzerine numaralar yazan lambalar bulunmaktadır. Tamam lambaya basıldığında açık ise kapanmakta kapalıysa açılmaktadır. Açıksa kapanıyor lamba kapalıysa da açılıyormuş. Tamam bununla ilgili maddeler vermiş. Başlangıçta bütün lambalar kapalıdır. İlk önce bu lambalardan birisine basılarak lamba yakılacaktı. Daha sonra yakılan bu birinci lamba üzerindeki sayı çiftse... Lambadan sonra saat yönünde ikinci lambaya. Lamba üzerindeki sayı tek ise saat yönünün tersinde birinci lambaya basılacaktır. Tekrar bakalım. Çift bir lambaya basıyorsam saat yönünde ikinci lambaya. Lamba üzerindeki sayı tek ise saat yönünün tersinde birinci lambaya basacağım. Bu kural ile lambalar basmaya devam edilecektir. Tamam. İlk olarak iki no'lu lambaya basılıp yakıldığına göre... 69. sırada basılan lambanın numarası ve durum için aşağıdakilerden hangisi doğrudur. Periyodik bir problem var karşımda. Değerli arkadaşım ben öncelikle 2 numaralı lambaya basıyorum ve açıyorum lambayı. Doğru mu? Bütün lambalar kapı. Bastım, astım. açtım. Peki bastığım lamba çift sayıda mı? Çift sayısı da ise saat yönünde ikinci lambaya gideceğim. Bak birinciyi 2 ile başlattım. Tamam. Şimdi i̇kinci lamba demek 4 sonra 3 yani. 1, 2. Kime geleceğim? 3'e. Peki 3 tek mi çift mi? Tekse geriye dönüyorum ilk lanmaya. Hemen bir öncekine gittim. Kime basacağız bu sefer? 4'e. 4 çift olduğuna göre bir sonraki saat yönündeki ikinci lanmaya. 1 2 6'ya geliyorum. Sonra 6'ya bastıktan sonra çift olduğu için 2 ileri gidiyorum ve 5'e basıyorum. Tamam. 5'e bastıktan sonra tek olduğu için geriye gidip 8'e basıyorum. Dikkat et buraya. 8'e bastıktan sonra çift olduğu için saat yönünde 2'ye gidiyorum tekrar 2'ye geliyorum. Yani başlangıç durumuna dönmüş oluyorum. Farkında mısın? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Her 6'da bir tekrarım var. E peki bize kaçıncı sıradaki soruluyor? 69. sıradaki. Hemen hesaplayalım. Tekrar eden ifadeye böldüğümüzde 6'ya böldüğümde 11 kez var. Kalan kaç çıkar buradan 3. Yani git. Bu 6 her altıda bir tekrar var ya. Üçüncü sıradaki ne bak? Bu birinci sıradaki, bu ikinci sıradaki, bu üçüncü sıradaki. Tamam. Dördüncü lamba olacaktı. Şimdi Adana, Ceyhan, Edin olamaz. Dördüncü lambaya basıyorum. Acaba o bastığım lamba açık mı kapalı mı? Şimdi değerli arkadaşım bu döngüde 69. sıradaki soruyor ya. Birinci sıra için konuşsam. Ben ilk 2 ile başlamıştım. Bastığım an lambayı yan açılacak. Yani yakacağım. Lamba açıldı ikinci sıraya geldiğinde lan bastığında kapanacak. Üçüncü sıraya geldiğinde tekrar bastığında hangisi olduğunu önemi yok. Açık mı kapalı mı buna bakmaya, baş, ee, buna bakmaya çalışıyor. Üçüncü sıraya geldiğinde tekrar açılacak. Dördüncü sıra için dördüncü sıradaki lambaya geldiğinde açık açıkta bastığında ne olacaktır? Kapanacak. Kapanacak. O zaman bir açık bir kapalı. Bir açık bir kapalı şeklinde gidiyor. Bak birken açık, üçken açık, 2 iken kapalı 4 iken kapalı. Şunu diyebilirim. Tek sayılarda tek sayılarda açık çift sayılarda kapalı. Peki bize 69. sıradaki soruluyordu. 69 tektir. Tekse neydi açık. O zaman dördüncü lambaya denk gelir ve açık olması gerekir. Yani doğru seçeneği Bursa'dır ki mutlaka bu tarz sorular benim TET sınavında Periyodik problem olarak karşımıza gelir. İlk sorumu hallettim denemem. Geldim ikinci soruma. Aşağıdaki şekilde üzerlerine irrasyonel sayılar yazan 4 tane kutu verilmiştir. A, B, C, D kutuların üzerinde köklü ifadeler var. A, B, C ve D kutularının ağırlıklarının üzerinde yazan sayılara en yakın tam sayı eşittir. Yani bu A, B, C, D kutularının ağırlıkları var ya üzerinde yazan sayıların en yakın tam sayıya eşit olması gerekiyor. Mesela A kutusu için konuşursan şöyle yapalım. A kutusu için konuşursan Hocam A kutusu köke, kök 51 demektir. Peki kök 51 hangi iki tam sayı arasındadır? Değerli arkadaşım bu tarz ifadelerde ne yapıyordun? Kök 51'e yakın ondan küçük ve ondan büyük en yakın dışarı çıkan köklü ifadeyi buluyorduk. Kök 51'den önce 49. Kök 51'den sonra da 64 var. Hocam burası 7 diye çıkar. Burası 8. Peki 51 49'a mı yakın 64'e mi? E 49'a daha yakınsa. Demek ki en yakın tam sayıya tamamlayacağıma göre A'yı 7 olarak alabilir. Tamam. Anlaştık mı nasıl inceleyeceğimiz? Gel hemen B'yi inceleyelim beraber. B'nin üstünde yazan kök 110. Hocam 110'dan önce ilk dışarı çıkan 100 vardır kök ifadede. Sonra da 121 vardır. 100 10 diye dışarı çıkar. 121 de 11 diye dışarı çıkar. Peki 110 100'e mi daha yakın? 121'e mi? E 100'e daha yakın olduğuna göre o zaman B'yi de 10 olarak alabilirim. Mantığı anladın değil mi değerli arkadaşım? Geldim hemen C ifadesine. Peki C ifadesinin üzerinde kök 193 yazıyordu. 193'ten önce ilk dışarı çıkan 169, sonra ise 196'dır. E peki 193 169 13 demektir. 196 da 14 demektir. Peki 193 10 da 196'ya mı daha yakın? 169'a mı? E tabii ki 196'ya daha yakın. Yani o zaman bunu da kime tamamlamam lazım? 14'e. Şimdi teraziye gel. Adam buna göre bir terazi ayarlamış. Terazinin dengede kalabilmesi için D kutusu üzerine yazan sayı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi arkadaşım bizim bu terazide A artı C bir tarafta B artı D bir tarafta ve dengede olsun istiyorum. E, A'yı ben 7 kilo olarak alacaktım. C'yi ben 14 kilo olarak alacaktım. Eşittir 7 artı D olacak. E hocam burası 21 yapar. 7'yi de sola attığında eksi 7 eşittir D'den. Çıkardığımda buradan kaç gelir arkadaşım? 14 eşittir D. Yani benim D'nin üzerinde 14 yazması lazım. E peki 14 yazması için arkadaşım. Bak şimdi buraya. Şimdi. 14 yazacak ya. Bir işlem hatası yapmış olabilir miyim? Şöyle bir bakayım. 14, 7. Evet. Çünkü burada bir sıkıntı geldi benim gözüme. Hocam B'yi niye 7 aldın? E B 10 değil mi? Hemen düzenleyelim. Burası 10 olacak. Onu karşıya attığımda burada ne gelecektir arkadaşım? Eks 10. Düzenlediğimde 11. Yani D 11 olması gerekiyor. Şimdi şıklara bakalım. 93, kök 93 hangi sayıya daha yakın? Hocam öncesinde 64 var. Sonrasın pardon yanlış yazdık değil mi? Hocam Öncesinde 81 var. Sonrasında da 100 var. E bu 9 demek. Bu 10 demek. E 93 100'e mi daha yakın? 81'e mi? E hocam tabii ki 100'e daha yakın. O zaman bu sayı 10'a tamamlayın. Anlaştık mı? Nasıl inceledim? Kök 125. Hocam öncesinde kök 121 vardır. Sonrasında da 125'ten sonra 125 11'di değil mi? 12 144 olacaktır. Sonrasında da kök 144. Peki 125 144'e mi yakın? 121'e mi? E kök 121. E hocam bu da 11 demektir. E ben D'nin üzerinde 11 yazmasını istiyordum. O halde doğru seçeneğimin Bursa olması gerekir. Değerli arkadaşım köklü ifadelerde bu tarz son 2 yıldır mutlaka soru geliyor. Yani kime daha yakınlığını iyi bilmen gerekiyor. O yüzden yine karşımıza bu tarz bir sorun gelme ihtimali vardır. Umarım anlaşılır da bir çözüm olmuştur. Hemen yoluma devam ediyorum 3. sorumla. Sembolü M sayısı. Bir sembol vermiş bize. Tamam sembolü m sayısının 3 katı ile n sayısının 2 katının farkının mutlak değeri olarak tanımlanıyor. Yani bu sembolü gördüğümüzde m sayısının 3 katı ile alttaki yazan sayının yani n sayısının 2 katının farklarının mutlak değeri olarak tanımlanıyor. Buna göre bu verilen sembolün sonucu 7 olduğuna göre x'in alabileceği değer kaçtır ki bu tarz sorularda çok moda son dönemde. E değerli arkadaşım verilen ifadeyi bu verilen tanıma göre düzenlersem üsttekinin 3 katını alacağım yani 3x. Alttakinin 2 katını alıp çıkarıp mutlak değerce değerine bakacağım. Daha sonra bölü aynı şekilde alttakini düzenleyeyim. Üsttekinin 3 katını alacağım. Hocam 3 kere 2 6 eksi. Alttakinin 2 katını alacağım. 3 bölü 2 çarpı 2. Mutlak değerce ve bunun sonucunu 7'ye eşitliyoruz. Arkadaşım şu ilk ifade olduğu gibi kalsın. Yazıyorum izle. 3x 6 bölü. Hocam bak bu ikiler birbirini götürür. 6'dan 3 çıktığında 3 kalır. Mutlak 3'te de 3 demektir. Eşittir 7. E çapraza girersen dostum benim karşıma mutlak değer 3x 6 eşittir 21 kalmaz mı? Mutlak değerli ifadelerin iki türlü sonucu vardı. Hoca bir pozitif, bir de negatif çıkarım. Yani 3x eksi 6 bir 21'e eşittir. Bir de 3x eksi 6 eksi 21'e. Eksi 6'yı karşıya atarsam 3x eşittir. Hocam 27 olur. Her tarafı da 3'e böldüğümde x buradan 9 gelecek. E hocam eksi 6'yı karşıya atarsam 3x eşittir. Eksi 21 artı 6 daha. Eksi 15 olacaktır. Her tarafı 3'e böldüğümde x eşittir. Eksi 5 olur. E bize x'in alabileceği değerler çarpımı sorulduğuna göre e bu iki ifadeyi çarpmak kalıyor. 9 ile eksi 5'i e çarpınca, eksi 45 Bursa seçeneği olmuş olur. Hemen dördüncü sorumla yoluma devam ediyorum. Bir alışveriş merkezinde A tane teknoloji marketi ve B tane süpermarket vardır. Hay hay. Teknoloji marketlerinin her birinde C tane tablet bilgisayar ve A tane telefon süpermarketlerde ise A tane tablet bilgisayar ve C tane telefon bulunmaktadır. Karışık gibi gelmesin. Değerli arkadaşım lütfen problemle ilgili gelen bizim karşımıza soruları ne anlıyorsan onunla ilgili tablo çiziyorsan tablo çiz, grafiğini çizebiliyorsan grafiğini çiz, hiçbir şey çizemiyorsan okuduğun cümleden ne anlıyorsan bir de sen yaz kenara tamam mı? Yoksa biz soruları, problem soruları okuyarak ya en zorlandığı sorular olduğunu biliyorum. Okuyarak böyle düz mantıkla okuyup okuyup hemen sonuca gitme şansı yok. Mutlaka bir tablo oluşturman lazım. Biz senin ne anladığını bir kenara çıkarman lazım. Zaten soruyu anladığın an gerisi dökülmeye başlar. Devam edeyim soruya. Teknoloji marketlerdeki toplam telefon ve tablet bilgisayar sayısı, süper marketlerdeki telefon ve tablet bilgisayar sayılarının toplamına eşitmiş. A ile B arasında bir bağıntı istiyor. Şimdi dur. Sorunun başına bak ne diyor bize? Bir alışveriş merkezinde teknoloji market ve süpermarket varmış. O zaman biz bir teknoloji market yazalım şuraya. Bak bir tablo oluşturmaya çalışalım. Bir de süpermarket yazalım. Peki bizim bu teknoloji marketlerden kaç tane var? A tane. Peki bizim bu süpermarketlerden kaç tane var? B tane. Tamam yoluma devam ediyorum. Teknoloji marketlerin her birinde C tane tablet bilgisayar, A tane telefon. Hemen düzenleyeyim. Bu teknoloji marketlerde C tane, C tane ne var? Tablet, tablet bilgisayar. Peki A tane de telefon. Telefondan kaç tane var? A tane. Tamam. Bak tablomu oluşturmaya başladım. Devam ediyorum. Diyor ki süpermarketlerde ise A tane tablet bilgisayar. C tane de telefon vardı. Peki arkadaşım burayı da ikiye böldüm. Buradaki tabletlerin sayısı, tablet bilgisayarların sayısı A taneymiş. Tamam. Buradaki telefonların sayısı ise, telefonların sayısı ise C taneymiş. Adam demiş ki bize bak bu cümle çok önemli. Teknoloji marketlerdeki toplam telefon ve tablet bilgisayar sayısı. Hayırlı arkadaşım teknolojik marketlerde toplamda kaç tane tablet ve telefon var? Hocam toplamda A artı C tane teknolojik alet var. Bu A tane markette olduğuna göre A ile çarpmalıyım. Peki süpermarketlerde kaç tane teknolojik alet var? Hocam toplamda A artı C tane teknolojik alet B tane markette olduğuna göre bunu da B ile çarpmalıyım. E adam demiş ki bu ifadeyle bu ifade birbirine eşittir. O halde A çarpı A artı C eşittir. B çarpı A artı C. E hocam A artı C'ler ortak olduğuna göre birbirini yok eder. O halde A kime eşittir? B. A ile B arasındaki bağıntı Bursa seçeneğinde verilmiştir. Dördüncü sorumda hallettim. Yoluma beşinci sorumla devam ediyorum. Evet grafiklerle ilgili arkadaşım tablo okuma grafiklerle daire grafikleriyle ilgili bu tarz sorularda mutlaka TET'de karşımıza geliyor. Bir toptancı elindeki tek çeşit ürünü A, B ve C külü kolilerle paketleyerek satmaktadır. A kolisi 2, B kolisi 3, C kolisi ise 4 adet ürün almaktadır. Bir dakika arkadaşım. A kolisi 2, B kolisi 3, C kolisi ise 4 tane ürün alıyor. Tamam aşağıdaki dairesel grafikte toptancının elinde 1800 adet kolinin A, B ve C türünden sayıları dağılımı verilmiş. Tamam dursun bunu birazdan halledeceğim. Toptancının bir ay boyunca yaptığı satıştan sonra elinde kalan 800 adet kolinin de A, B ve C kolinin dağılımının yüzdelik tablosu verilmiş. Tamam bu toptancı bir adet üründen 1,5 TL kar elde etmiştir. Buna göre toptancının toplamda kaç TL kar ettiğini aydaki e, ifade edilmiştir. Kaç TL kar elde etmiştir diye sormuş. Arkadaşım uzunca bir soru. Şimdi adım adım gidelim. Önce şu daire grafiği. Şimdi daire grafiğinde derecesi verilmeyin hemen yapıştır. Hocam burası 110, burada da 90 var. Etti 200. Buraya ne kalacaktır? Toplamı 360 derece olduğuna göre 160 derece. Peki bunun tamamında kaç koli kullanılıyor? 1800 adet. Şunu diyebilir miyim? Hocam daire grafiğinin tamamı 360 derecedir. Hangisini merak ediyorsun? Mesela A'yı merak ediyorum. Acaba 110 derecedeki A kaç koliye denk gelir? Peki toplam koli sayısı kaçtı? 1800 koliydi. Şimdi 1800 koli A kaça denk gelir? Şöyle yapalım arkadaşım. 3, 360, 1800'ün kaç katı? 5 katı. O zaman bunun kaç katını almam lazım? 5 katını, 5 katını aldığında 550 tane A kolisi var. 550 A kolisi var. Doğru mu? A kolisi. Bu dursun kenar. Bunu kutu için aldım. devam ettim. Aynı şekilde B kolisini bulalım. Hocam 360 derecede B 90 dereceye denk geliyordu. 90 derece B'ye denk geliyordu. Peki 1800 kolinin ne kadarı B'dir? Hocam bu arkadaş bunun 5 katıydı. 5 katını aldım. 450 tane B kolisinden var. Doğru mu? Bunu da kutu için aldım. Hocam aynı şekilde şunu yapabilirim C kolisi için. İstersen oranlama yapmayabilirsin. Hocam A'dan 550, B'den 450 vardı. Topladım 1000 etti. E toplamı 1800'dü. Demek ki 800 tane de C kolisi vardı. Burayı anlaştık mı? Tekrar söylüyorum. 550 450 daha ne yapar? 1000. Hocam toplamda 1800 adet koli vardı zaten. E o zaman ne olacaktır burası? 800 tane C kolisi geriye kalan koliler C'ye ait olacak. Bunu da aldım kutu içime. Yalnız diyor ki bu koliler toplam koli sayıları. Biraz satış yaptıktan sonra bir bakıyor ki adam toplamda 800 adet ABC kolileri var diyor. Peki bunların yüzdelikleri verin. Peki 800 adet kolinin yüzde kaça? Yüzde 30'a. Hemen yüzde 30'unu hesaplayalım. Hocam bir iki sıfır bir iki sıfırı 240 tane A kolisi A kolisi kalır. A kolisi kalandır. Kalan kolilerden. Peki 800'ün %25 yani 25 bölü yüzü B kolisi. Hocam bu sıfırlar gider. 5 kere 8, 40. 8 kere 2, 16 ne yapar? 200 tane B kolisi kalır. B kolisi kalır. Hocam yine aynı mantıkla düşünüyorum. 240, 200 daha 440 yapar. E toplamda 800 tane yok muydu? Demek ki 360 tane de C kolisi kalacak. Şimdi bu kalan koliler. Peki ne kadar satmışımdır ben? Arkadaşım toplamda A'dan 550 yok muydu? O zaman 550'den 240'ı 240'ı çıkarırsam 300 310 tane A kolisi satılan. Doğru mu? Hocam toplamda 450 B kolisi vardı. 450'den 200 tane satılmayanı çıkarırsan 250 tane B kolisi satılan. Hocam 800 tane C kolisinden 360 tane kalanı çıkarırsam 440 tane C kolisinden satılan koliyi bulmuş olur. Dur arkadaşım. Evet uzun bir soru ama çok da tatlı bir soru. A'dan 310, B'den 250, C'den 400. Peki arkadaşım A kolisinden 310 tane satılmıştı ya. Peki A kolisinde kaç tane ürün var? 2. O zaman hocam bunu 2 ile çarparım. 620 tane A tane A kutusundan gelen ürün var. Hocam B kutusunda B'den kaç tane koli vardı? 250. Peki her B kutusundaki kolinin içinde 3 tane ürün olduğuna göre 3 ile çarparım 750 yapar. E hocam C'den 440. Peki bunun içindeki kolilerde kaç tane ürün var? 4. 4 ile çarparım. 4 kere 4 16. 4 kere 4 16. Bir daha 17. Bir de 0 vardı. 1760 tane. Peki gel taraf tarafa toplayalım. Kaç tane ürün olduğunu bulalım. 0. 6, 5 daha 11, 2 daha 13, elde var 1. 7 kere 2, 14, 15. 6 daha 21, elde var 2. 3130 tane ürün satmışım var. Peki ben bu her bir üründen 1,5 TL kar elde etmiş miyim? O zaman ben 1130 ile 1.5 yani 15 bölü 10'u çarparsam kaç TL kar elde ettiğimi bulmuş olurum. E hocam bu sıfır bu sıfırı götürü. Bak şöyle giderim mi? 5 kere 3 15. Bir kere birler basamağı 5 ile başlayacak. Şıklara bakıyorum. Birler başa basamağı 5 ile başlayan bir tek denizli var. O halde 4695 lira Adam kar elde etmiş yani doğru seçeneğin Denizli'dir farkındaysan önce daire grafiği sonra yüzdeliklerle ilgili tabloyu oluşturdum. S toplam ürün vardı, satılan şey kalan ürün vardı. Oradan satılan ürüne gittim. Sonra kolinin içindeki ürünlere geçtim. Oradan da kaç TL kar elde edebileceğini buldum. Yalnız bu tarz uzun sorular bu TYT sınavında bekleyebilirsin. Zaten oldukça da zamanın olduğunu biliyorsun. Artık adamlar sana bu süreyi de tanımıştır. Yani bu tarz soruları ben açıkçası bekliyorum. Geldik 6. sorumuza. Evet eski tarz bir oyunu anlatan bir 6. sorunuz var taş kağıt makas oyunu. iki kişi arasında oynanan eğlenceli bir oyundu falan filan. Bak burada hikaye anlatmış. Geçtim. Kağıt taşı sardığı için kağıt taşı yener. Makas kağıdı kestiği için makas, makas kağıdı yener. Ve taş makası kırdığı için de taş makası yener. E tamam biliyoruz biz bu oyunu. Eğer oyuncuların her ikisi de aynı işareti yaparsa oyun berabere biter. Tamam buralarda pasafüsü var. Gel asıl olayın kısmına. Bu oyunu oynayan iki arkadaş. Her oyun için kazanana bir puan kaybedene eksi 1 puan, beraberliği de birer puan karşılıklı veriyormuş. Ve bu durumu x, sıralı ikili biçimde gösteriliyor, gösteriyorlar. Örnek olarak da veriyor. Bu oyunda biri kazanırsa puan durumu 1'e 1 ya da eksi 1'e 1 olabilir. Berabere kalırlarsa da puan durumu 1'e 1 bir olacaktır. 25 e oyun oynayan bu iki arkadaşın oyun sonunda puan durumu aşağıdakilerden hangisi olamaz? Şık şık eleyerek gideceğiz. Şimdi Adana şıkkına bakalım. 1'e 1 bir olabilir mi? Hocam toplamda 25 oyun oynanacaktı. Şöyle düşünelim arkadaşım. 12 oyunu oyunu birincisi kazansın. Ne olur birincisi kazanırsa 12'ye eksi 12 olur. 12 oyunda ikincisi kazansın. E hocam 12 oyunda ikincisi kazanırsa bu sefer burası 0 olur. Burası da eksi 12 geriye gideceğime göre 0'a 0 olur. Toplamda şu an 12-12'den 24 oyun oynadım. Son oyunda beraber bitsin. E son, oyun, oyunda berabere biterse birer puan hanelerine yazılacağına göre bire bir bir sıralı ikili yazılabilir. O zaman Adana şıkkı olabilir. Anlaştık mı nasıl inceledim? Hocam Bursa şıkkı nasıl olur? Yani 25'e 25. mi e 25. değerli arkadaşım şöyle yapsak. Yani her ikisinin puanı da 25'e 25 olması için. E 25 oyununun 25 oyunun tamamı da berabere biterse her oyundan birer puan karşılıklı gelmeyecek mi? 25 ona 25 ona. O halde bu şekilde sıralı ikili de gelebilir. Bu da doğru. Peki 25 15 oluşabilir mi? Nasıl oluşabilir ya da? Hocam 20 yani şöyle yapalım. Bak arkadaşım. 20 oyunu berabere bitsin. Tamam mı? 20'ye 20. 20. Her ikisine birer puandan 20. Şu ana kadar 20 oyun oynandı. 5 oyunda birincisi kazanırsa buraya 25 yapar. E bundan da 5 puan alacağım. 25'e 15 olur. Yani Ceyhan şıkkı da oldu. Peki hocam Edirne şıkkı olabilir mi? 15 eksi 15. Bir bakalım. 15'e eksi 15. Şimdi -15. 15'e eksi 15'in olması için nasıl bir durumun gerçekleşmesi gerekir? Bunu düşüneceğim. Hocam 20 oyunu bu kazansa. He? Burası eksi 20 olur. Doğru mudur? 20 oyunu birincisi kazanırsa. 5 oyun birincisi kaybeder, ikincisi kazanır. hocam burası 15'e düşer. Bu da 5 puan kazanacağından dolayı. Eksi 15'e çıkar. 15'e eksi 15 durum Edirne durumu da puan durumunda karşılaşabilirim. Ama Denizli'deki 20, 10 hiçbir şekilde 25 oyun sonucunda karşılaşamayacağım. O zaman aşağıdakilerden hangisi olamayacaktır? Denizli şıkkı olamayacaktır. Güzel bir sayısal mantık sorusu olmuş. Böyle sorularda artık TET sınavlarımızda bizim karşımıza geliyor. Hemen geldim 7. soruma. Evet, olasılık sorusu bizim TYT sınavımızda olmazsa olmaz sorusudur. Bir futbol karşılaşmasında galibiyete 3 puan, beraberliğe 1 puan, mağlubiyete 0 puan verilmektedir. Aşağıdaki puan tablosunda son maçlar öncesine şampiyonluk şansı olan iki takımın puanları verilmiş. A takımı 84, son maç öncesine B takımı da 82 puanda. A takımı ile B takımının son maçları kendi aralarında da değilmiş. A takımının son maçı kazanma olasılığı 1 bölü 2, kaybetmesi 1 bölü 12. B takımının son maçı kazanması 1 bölü 3, kaybetme olasılığı 1 bölü 9. Puan eşitliği durumunda son maçı kazanan takım şampiyon olacaktır diyor. Buna göre B takımının şampiyon olma olasılığı. Şimdi değerli arkadaşım ben B takımını şampiyon yapacağım. Şimdi A ve B'dekiler de maç yapacak. A'nın 84 puanı var. A ilk maçını kayan son maçını kaybetsin. B de son maçını kazansın. 3 puan alacağından dolayı 85 olur ve B takım şampiyon olur. Peki başka ne gibi ihtim ihtimal var? Hocam A takımı berabere bitse ve B bak A takımı berabere biterse puanı 85'e çıkar. Ve B takımı kazanır 3 puan alırsa 85 olur. Puan eşitliği durumunda da son maçı kazanan şampiyon olur. E son maçı B kazandığına göre B şampiyon olacaktır. Peki başka ihtimal var mı B'nin şampiyon olabileceği? Yok. Yani ben ne istiyorum? İlk durumda buraya birinci durum diyelim. Buraya da ikinci durum diyelim. A takımı birinci durumda maçını kaybetsin. A takımın son maçını kaybetme olasılığı kaçta? 1 bölü 12. Tamam. Çarpı. B takım da son maçını kazansın. B takımın kazanma olasılığı da 1 bölü. 2. Güzel. Bu birinci durumu hallettim. Geldim ikinci duruma. A takımı beraber bitsin. A takımın kazanması 1 bölü 2 kaybetmesi 1 bölü 12 e, beraberlik oranı verilmemiş artı beraberlik diyelim ve bunun sonucu olasılığın ne, neye eşit olasılığın toplam sonuçları 1'e o zaman 1 e eşitlemeliyim. Değerli arkadaşım burayı 6 ile genişletirim. Buradan 7 bölü 12 artı b eşittir 1 olur. 7 bölü 12 karşı atarsam b eşittir 1 eksi 7 bölü 12 olacaktır. Hocam buradan şık şıkımızı yaptığımızda b eşittir 12'den 7 çıktı. 5 bölü 12 gelir. Demek ki A takımının berabere bitmesi 5 bölü 12 olasılığı varmış. O zaman A takım son maçın berabere bitirdi. B takımı da kazandı. Peki B takımın kazanması neydi yine? 1 bölü 3. 1 bölü 3 ile çarpan. E, olayı bitirdik artık. Düzenlediğimde hocam birincisinden 1 bölü 36. ikincisinden 5 bölü 36 gelir topladığımda 6 bölü 36 yapacaktır. Her tarafı 6'ya böldüğümde 1 bölü 6 bursa seçeneğini bulmuş olurum. Güzel tatlı bir olasılık sorusu olmuş. Değerli arkadaşım HAP TYT denemelerimizin ilk 7 sorusu matematikle ilgiliydi. Son 3 sorusu da tabii ki geometriyle ilgili. Geldiğim geometri sorularımıza benim de 8. soruma. Zehra eşit uzunluktaki kalemleriyle şekildeki gibi bir modelleme yapmıştır turuncu kalemle mavi kalem arasındaki açıyı 60 derece, mavi ile kırmızı arasındaki açıyı 50 derece olarak ölçmüş. Buna göre alfa kaç derecedir diye sormuş. Değerli arkadaşım, şimdi burada önemli olan şu cümle değil mi? Zehra eşit uzunluktaki kalemlerle bu şekildeki bir şekli çeviriyor. Şimdi bu eşit uzunluktaysa bu kalemin uzunluğu, bu kalemin uzunluğu ve bu kalemin uzunluğu birbirine eşittir. Bana alfayı soruyor. Şimdi Burada tek yapabileceğim, tek görebildiğim şu arkadaşım. Şu iki kalemi birinin arkasıyla birinin ucunu birleştirsem. Benim karşıma bir üçgen çıkar mı? Hem de öyle bir üçgen çıkar ki ikisi kenar üçgen. E burası 60 dereceyi soracağım. Buraya toplamı 120. İkiye böldüm 60-60 kalır. Oldu sana bu ikiz kenar üçgen. Bir anda 60-60-60'dan eş kenar üçgene. Soru tamam. Ufak biraz basit ama güzel de bir soru geliyor da böyle sorular. Şu üçgeni görüyor musun arkadaşım? Bak bu üçgen benim için nasıl bir üçgen? Bak hocam burayla burası eşitse ikiz kenar üçgendir. E burası alfa derece ise hocam şurada arada kalan açıda alfa. E alfa, alfa ve buranın toplamı bir üçgenin iç açılar toplamı olan 180 eşit olmak zorundadır. O halde 2 alfa artı 110 eşittir 180 derece ise 110'u attım karşıya 2 alfa eşittir 70. Her tarafı 2'ye böldüğümde alfa eşittir 35 derece. E bize de alfa sorulmuştu. O halde doğru seçeneğim Ceyhan'dır. Geldik 9. sorumuza değerli arkadaşım ki katlama sorusu ki istisnasız TYT'de karşımıza gelecek bir soru tarzı ki ben bunların daha önce sana katlama sorunu ilgili baya bir denemede çözdüm. Her denemede mutlaka bir katlama sorusu atıyorum. A, B 6 birimdir diyor. Yani karenin bir kenarı 6 birim. Çekil 1'deki gibi CF ve CE ışınları boyunca katlandığında B ve D noktaları çakışarak şekil 2'deki gibi K noktasını oluşturuyor. Tamam. Buna göre AFE üçgeninin çevresi kaç santim? Yani bu üçgenin çevresinin kaç santim olduğu soruluyor. Değerli arkadaşım bunca defa ben sana bütün çözüm katlama sorularında katlanmış şekil üzerinden ilk şekil çizilir demiştim. Gel hemen ilk şeklimizi çizelim. Dostum bak biz bunu bir kareye tamamlayalım yine eskideki eski haline getirelim. Yani böyle hocam buradan da uzatırım şöyle. Şuradan da şöyle uzatırım. Güzel olmadı şunu bir silelim. Hemen uzatmaya devam edelim. Hocam şöyle uzat bunu da. Kareyi oluşturdum. Yani burası 90 derece hocam. Bura 90 derece. Hocam karenin bir kenarı 6 santimdi. Bak arkadaşım katladığıma göre bunu burasının birbirine eşit olması gerekir. Hocam burayla da bura birbirine eşit. Değerli arkadaşım şu uzunluğa ben 6 birim dersem. Karenin bir kenarı A birim dersem. Karenin bir kenarında 6 birim olduğuna göre şu AE arası 6 eksi A kalmaz mı? Bunu yazdık. Hocam burası A ise aynı şekilde eşit olacağına göre burası da A'dır. Tamam. Devam ediyorum arkadaşım. Rengimi değiştireyim. Hocam aynı şekilde kaplanmadan önce burasıyla da burası birbirine eşittir. Yani ben buradaki uzunluğa X dersen burası da X'dir. E karenin bir kenarı 6 santim olduğuna göre geriye şuradaki uzunlukta 6. Eksi E bize sarı bölgenin çevresi soruluyordu. Hadi yazalım tek tek. 6 eksi X artı 6 eksi A artı anladın sen X artı A. E hocam Eksi x, x artı x'i eksi a artı a'yı götürür. 6, Alt, 6 daha ne olacaktır? 12 birim yani 12 santim afe üçgeninin çevresi yani doğru seçeneğim Bursa'dır. Geldik bizim artık hak denemelerimizin TYT denemesinin son sorusuna. 10. soruma geldim. Yarı çapı olan bir dairenin alanı pi r kare formülüyle hesaplanır bir bilgi verilmiş. Aşağıda yani bizim için yanda ABCD dik dikdörtgenin içine yarıçapları 2 santim olan 3 eş daire birbirlerine ve dikdörtgene teğet olacak şekilde yerleştirilmiş. Daha sonra dikdörtgenin AC köşegeni çizilmiştir. Buna göre ABC üçgenin içine dairelerin dışında kalan yeşil taralı bölgenin alanı kaç santimetre karedir diyor. Güzel bir soru dikkat izliyorsun. Değerli arkadaşım ben bir AC köşegeni çizdim ya. Çizdiğim an buradaki alanla buradaki alan birbirine eşittir. Doğru mu? Doğru. Hocam ayrıca üç tane eş ben Daireyi bu dikdörtgenin içine yerleştirdim. Şurada kalan, bak şu yeşilli bölgenin alanına iyi bak. Aynı zamanda AC köşegenin üst tarafındaki bu beyazlı bölgenin alanına eşit olmak zorunda değil midir? O zaman ben bu yeşilli bölgenin alanına A dersem, burası da A olmaz mı? O zaman ben buradan şöyle yapsam, dikdörtgenin alanından dairenin alanını çıkarsam, dikdörtgenin alanından, tamamın alanından, dairelerin alanını çıkarsam ağlı bölgelerin alanını bulurum. Onu da ikiye bölersem A'nın yani yeşilli olan bölgenin alanını bulmuş olurum. Anlaştık mı mantıkta? Dikkat izliyorsun. Hocam şu şuralar birer çap. Peki yarı çapı 2 ise çapı 4 santimdi. Yarı çapı 2 ise çapı 4 santim. Yarı çapı 2 ise çapı 4 santim etti AB uzun kenarı dikdörtgenimin 4 kere 3 12 santim. E hocam e, aynı şekilde şu uzunluk da benim için çaptır. E çap 4 santimli yarı çap 2 idi. O zaman şuradaki kısa kenarı da 4 santimdir. E, Hoca dikdörtgenin alanı 12 çarpı 4. Kısa kenarda uzun kenarı çarparak bulurum. Eksi dairenin alanı. Dairenin alanı formülü verilmiş pi r kare. Peki kaç tane daire var? 3 tane. 3 çarpı pi çarpı yarıçap çap 2 idi. 2'nin karesinden 4 geldi. Bölü 2 eşittir bana A dedim yeşilli bölgenin alanını verir. Hocam 12 ile 4'ü çarpma 48 eksi 4 3 12 çarpı pi bölü 2 eşittir A ise her tarafı 2'ye böldüğümde 24 eksi 6 pi benim yeşilli bölgenin alanı olacaktır. Yani doğru seçeneğim Adana'dır ve bu denemeyi de bitirdik kaleminde attım. Arkadaşım TYT ikinci denememiz, hap denememizin sonuna geldik. Ama değerli arkadaşım artık günler daralıyor, kısalıyor, zaman yaklaşıyor. Telaşa gerek yok, hızımızı arttırıyoruz. Görebildiğiniz kadar farklı soru tarzlarını senin karşına getirmeye çalışıyorum. Ama sen tabii ki de görevini biliyorsun. Her sabah mutlaka bir ayete, bir sonraki gün TYT. Bir sonraki gün ayete, bir sonraki TYT olacak şekilde denemelerini hızlandırıyorsun. Deneme kontrollerini yapıyorsun. Onların analizlerine göre tekrarlarını yapıp sonra gelip buradan bu testleri de çözüyorsun. Akşam bak gündüz bu işini hallediyorsun. Akşam bu testlerini çözmeyi unutmuyorsun tamam mı? Ben sana sınava kadar soru öğre, konuyu öğreten soru tarzlarıyla karşımıza gelebilecek TYT'de, AYT'de soru tarzlarıyla senin karşısına sınava kadar gelmeye devam edeceğim. Artık videoyu kapatma zamanı her zaman söylediğimiz sözle kapatıyoruz. Çok az kaldı dayanıyorsun dişimizi sıkıyoruz, varımız yoğumuz ders çalışmak. Senin görevin artık biliyorsun ki deli gibi dersine çalışmak, varın yoğun ders olacak. Benim görevim bir sonraki videoyu sana yetiştirmek. Bir sonraki derse kadar kendini davranman dileğiyle. Hoşça kal, görüşürüz.